Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir cüzdanın yapımını anlatacağım. Hanımlar, cüzdan ve anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Bozuk paralarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Malzeme olarak bu şekilde bir tane amigurumi ipim var. Tığ olarak 2 numara 1.75 milim tığ kullanıyorum. İki tığım da çok da güzel. Ve hemen yapımına geçelim. Hanımlar, başlangıç olarak bu şekilde bir tane kilit zincir. Hemen buradan tığımı geçirerek bir tane zincir oluşturdum. İpimi azıcık daraltıyorum bu şekilde. 2, 3, 4 tane zincir. Başına bir kere doluyorum. Halkanın içine batarak ikili trabzan. Aynı şekilde trabzan sayımı 5'e tamamlıyorum. Tane bunu saymıyoruz. 5 tane ikili trabzan yaptım. Hemen şuraya batarak kapattım. 1 2 3 zincir. Tekrar başına doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 5 tane ikili trabzan. İlkinden batıp sık iğne ile kapattım. Araya 3 zincir ve aynı şekilde 5 tane olana kadar 1 2 5 tane olana kadar devam edelim. Hanımlar, toplamda 5 tane yaptım. 1 2 3 4 5. Hemen buradaki ipimi çekerek şuraya sabitliyorum. Bakın, şuraya hemen sık iğne ile kaydım. Şimdi şuraya kayalım. Hanımlar, buradaki ipi kaybedebilirsiniz. Ben şimdi karışmıyorum. Birazdan onu arada yürüteceğim. 4 tane zincir başına doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzan. Şuraya batarak tek seferde hepsini kapattım. Arasına 3 tane zincir başına doladım. Aynı yere bir tane daha beşli trabzan. 5 tane ikili trabzan, pardon, kafam karıştı. Şöyle 5 tane ikili trabzan yapsın. İlk trabzanın tepesinden batıyorum. Şöyle kapattım. Araya 2 3 zincir, pardon, 2 dedim. 3 zincir. Biraz yaklaştıralım. Şöyle ileriye batarak her bir boşluğa 2 tane bunlardan yapalım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Hanımlar, bu şekilde sıramın sonuna geldim. Yine 3 zincir yaparak şuraya sık iğne ile kayıyorum. Tekrar araya sık iğne. Bu sırada tekrar her bir zincir boşluğuna 2 tane popkorn yapıyoruz.
Yani şöyle bunlardan. Bu sıra son sıramız. 5 tane 2 litre abzan. İlk zincirin başına batarak sık iğne. Araya 3 tane zincir. Tekrar buraya 5 tane 2 litre abzan. Tane yaptım. Tekrar 3 zincir. Yine dediğim gibi her birine 2 tane yaparak sıramızın sonuna kadar devam edelim. Hanımlar bu şekilde devam edip gelelim. Hanımlar sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi yaptıkça büyüyor. Şimdi tekrar kaydırma tekniğiyle şuraya kayıyorum. Burada bir tane zincir yapıyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şurada batıyorum. 12 13 13 tane sık iğne. Şöyle çeviriyorum. Bir zincir. Her birine bir tane sık iğne. Hanımlar şimdi 1 2 3 4 zincir başına 2 kere doluyorum. 1 2 3 kere de çıkardım. Tekrar 2 kere doluyorum. 3 kere de çıkardım. 1 kere doluyorum. 2 kere de çıkardım. 1 kere doluyorum. Tek seferde çıkardım. Dolamıyorum ve çıkardım. Bu şekilde. Şimdi tekrar dolamadan çıkardım. Başına doladım. Tek seferde çıkardım. Başına doladım. 2 kere de çıkardım. 2 kere doluyorum. 3 kere de çıkardım. Tekrar 2 kere doluyorum. 3 kere de çıkardım. 4 tane zincir şuraya batarak sık iğneyle kapattım. Burada bu şekilde yapmış olduk. Şimdi sık iğne yaparak aşağı ineceğim. Şuradan sık iğnemi yapıyorum. Her bir zincir boşluğuna 3 tane sık iğne. Hanımlar sıramızın sonuna kadar yani şuraya kadar yapıp gelelim. Hanımlar sıramın sonuna bu şekilde geldim. Buradan ipimi hemen çıkarıyorum.
Şimdi şuradan şöyle döndürüyorum. Birkaç tane zincir yapalım. 20'ye yakın zincirimi yapıyorum. Ben güz kararı yapıyorum hanımlar, siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz, sıkıntı değil. Şöyle bir 20 taneye yakın yaptım şuraya batarak. Sık iğneyle kapattım. Buraya bir zincir. Buradan ipimi kesip arkada yürüdüm. Hanımlar, bu şekilde ipimi kaybettim. Aynı şekilde bir tane daha yaptım. Sadece 7 zincirden oluşuyor. Biri uzun zincir, biri küçük zincir. Şimdi bu kısa olan zincirimin hemen tarafına silikonla şöyle gözler yapıştıracağım. Hemen diğerini de yapıştıralım şöyle. Hanımlar, şimdi bu şekilde bakın, iç taraf ve dış tarafı bu şekilde birleştiriyorum. Hemen şuradan dikmeye başlayalım. Bir alttan bir üstten batarak dikiyorum. Bakın şöyle. Şuradan şuraya kadar gelelim. Şuraya kadar dikelim. Hanımlar, bu şekilde diktim. Şimdi buraya böyle bozuk paralarımızı koyabiliriz. Şöyle kağıt da koyabiliriz. Koyduktan sonra şöyle ucunu çıkartıyoruz. Şuraya anahtar ucu şöyle takalım. İçine anahtarlarınızı da koyabilirsiniz. Bakın bu şekilde çok kullanışlı oluyor. Çıkartırken de bunu bu şekilde açıp çıkartabilirsiniz. Ben daha önce farklı bir rengini de yapmıştım. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şöyle yeşil yapmıştım. Bu boş hanımlar, bu dolu. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.